Merhaba arkadaşlar, всем привет. Bugün 44. bölüm. Bir aydır yükleyemedim video bazı sebeplerden dolayı. Ama bahar yaklaşıyor. İnşallah daha çok vakit ayırabileceğiz bu güzel işimiz için. Evet, başlayalım hemen. Свободный, свободный, свободный. Свобода. Aslında svoboda özgürlük demek. Burada serbest, boş, müsait. Svobodny bu sıfat. Fakat son örnekte zarf olarak göstereceğim size. Evet, ilk örnek. Завтра у меня свободный день. Завтра у меня свободный день. Evet, eril день. O yüzden свободный diyoruz. Yarın müsaitim. Yani hiçbir planım yok. Yani yarın müsait bir günüm olacak da diyebiliriz herhalde. Fakat ben bu şekilde yazdım. Yarın müsaitim, yani hiçbir planım yok. Rusça ise завтра у меня свободный день diyoruz. İkinci örnek. Здесь есть свободное место. Здесь есть свободное место. Место bu yer. Nötr oluyor. O yüzden свободное, свободное diyoruz. Свободное место, boş yer. Burada boş yer var. Ve üçüncü örnekte zarf olarak bakalım. Здесь свободно. Здесь свободно. Burası müsait. Burası müsait. Evet. Близко, далеко. Близко, далеко. Yakın ve uzak. Yakın ve uzak. Zıt anlamlı olarak yazdım. Sanırım böyle iyi oldu yani bu ikisini aklımıza yerleştirmek için. Küçük bir çizgi film olarak buraya bir yere... Link bırakacağım. Bakabilirsiniz. Çok güzel. Yani birkaç kere izledikten sonra aklınızda kalır. Близко, далеко. Близко, далеко. Мой офис, örnek. Мой офис расположен близко к дому. Мой офис расположен близко к дому. Офисим evime yakındır. Evet. Близко к. Близко к. Кому, чему? Datini padesh olacak. Neye yakın? Evime yakın. K domu. Yani evime, k domu. Datini padesh. Bunu da unutmayalım. Близко. Далеко ise başka türlü oluyor. Bakalım. Торговый центр очень далеко от нашего района. Торговый центр очень далеко от. Burada от kullanıyoruz. К değil, от. От нашего района. Бурдаки падеж. Родительный олочек. Далеко от кого чего нашего района. Алышвериш меркези. Махалемизден. Чок узак. Нерден узак? Махалемизден. Оизден. От олочек. Родительный падеж. Красиво. Красиво. Гюзель. Эвет. Бурда зарф. %100 zarf çünkü o ile bitiyor. Çünkü ıy değil, красивый değil, красивая değil, красивое değil. Çünkü красиво. Ama vurgu i'ye düştüğü için красиво diyoruz. Красиво. Yani sondaki o a gibi okunuyor. Ama красиво. O ile yazmamız çok önemli bir nokta. Bunu unutmayalım. Örnekler. Как красиво ты нарисовал. Как красиво ты нарисовал. Ne güzel çizmişsin. Yani resim yapmışsın. Mesela ben oğluma öyle söylüyorum. Как красиво ты нарисовал. Ne güzel çizmişsin. Şöyle sıfatlar her zaman, yani çoğu zaman isimlerle, yani существительный ile isimlerle, adlarla birlikte kullanılır. Zarf ise ya tek başına duruyor ya da yanında fiil var. Evet, yani ad durmaz. Ad duruyorsa o zaman sıfat oluyor Rusça'da. Evet, ikinci örnek. Она оделась очень красиво. Она
оделась очень красиво. О, ama dişil çünkü ana. O çok güzel giyinmiş. O çok güzel giyinmiş. Evet. O çok güzel deseydik o zaman sıfat olurdu. Ana очень красивая olurdu. Ama burada giyinmiş fiil olduğu için güzel kelimesi Rusça'da красиво zarf oluyor. Evet. Ve dediğim gibi tek başına da durabilir. Mesela ben bir şey diktim, güzel bir şey diktim, bir oyuncak yaptım ya da ve arkadaşıma soruyorum. Ну как? Nasıl yani? Nasıl? Beğendin mi? Gibisinde. Arkadaşım da bana diyor красиво, güzel. O anlamda da kullanılabilir. Плохо, плохо. Kötü, плохо, kötü. Evet. Все плохо. Her şey kötü diyoruz bazen hayatımızda. Her şey kötü gittiği takdirde. Все yani her şey плохо, kötü. Evet. Я плохо вижу. Ben kötü görüyorum. Buradaki anlam yani gözlerim bozuk oluyor. Yani o anlamda hani. Я плохо вижу. Kötü görüyorum. Сегодня я плохо спал. Mesela. Dişil ise спала. Сегодня я плохо спал. Спала. Evet. Сегодня kelimesinde G harfi V olarak okunuyor. Бunu unutmayalım. Сегодня. Сегодня. Сегодня deseniz de anlarlar sizi Ruslar. Problem yok. Ama yanlış. Сегодня diyoruz. Сегодня я плохо спал. Сегодня я плохо спала. Bugün kötü uyudum. Evet. İnşallah kötü kelimesini hiçbir zaman kullanmayız. Evet, en güzel dileklerim sizin için. Средне. Средне. Bir sonraki kelime средне. Среднее. Mesela sıfat böyle var. Ortadaki. Ortadaki. Среднее. Ama burada средне. Buradaki kelime zarf olarak. Средне. Sonunda sadece ye duruyor. E yani. Средне. Evet. Orta. Orta şekerli. Parantez içinde. Ne iyi, ne kötü. Örnek. Как ваши дела сегодня? Bugün nasılsınız? Hani dün kötüydün mesela. Bugün nasılsın? Bugün nasılsınız? Ha işte, orta şekerli diyoruz. Средне. Русçası bu. Средне. Пойдет da diyebiliriz. Пойдет. Evet. Интересно. Интересно. İlginç. Enteresan. Интересный diye bir sıfat var. Onun karşınıza çıkmıştır daha önce. Буртаке зарф интересно. О ile bitiyor. Bütün zarflar zaten ya о ile bitiyor ya e ile bitiyor. Yani ye ile bitiyor. İlginç, enteresan. Bakalım. Интересно. Bir de acaba olarak şey çevirisi acaba olarak da diyebiliriz. Örnek. Интересно было его послушать. Onu dinlemek ilginçti. Üç tane soru işareti koydum. Çünkü bu cümle bana biraz yanlış gibi geliyor kulağıma. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Onu siz bana yorumlarda yazın. Genelde Türkçesini emin olmadığım zaman eşime soruyorum. Şu anda eşim yok o yüzden böyle bıraktım. Onu siz bana yazarsınız. Onu dinlemek ilginçti. Tam çevirirsek Rusçadan bu cümleyi bu şekilde olacak. Yani bir diyelim ki bir toplantı oldu. Bir insan geldi bizim için önemli olan. Sonra iş arkadaşımızla konuşuyoruz. Ben de diyorum. O yani onu dinlemek ilginçti. Интересно было его послушать. Çünkü, потому что o bu alanda bir uzmandır. Ama başka şirkette çalışıyor örnek. O zaman onu dinlemek ilginçti. Onun tecrübeleri vesaire. Bu şekilde. Umarım anlatabildim. Evet. Интересно, сколько звезд на небе?
Gökyüzünde kaç tane yıldız var acaba? Acabayı Türkçe'de sonuna koyuyoruz genelde. Ama öne de koyabiliriz. Acaba kaç tane yıldız var gökyüzünde? Öyle de diyebiliriz. Evet. Rusça'da en başa koyuyoruz. Интересно. Her zaman. Интересно. Сколько звезд на небе? Evet. Бессмысленно. Бессмысленно. Смысл. Смысл. Bu anlam demek. Без. Normalde bez yazılıyor. Ama buradaki smısıl s ile başladığı için bez de s ile, bez s ile bitiyor. Birleşince iki s oluyor. Бессмысленно. Biraz uzun bir kelime ama ne yapalım? Бессмысленно. Anlamsız. Anlamsız. Evet. Bu da zarf. Sıfat olsaydı бессмысленный, бессмысленное, бессмысленное olurdu. Ama buradaki zarf. Evet. Бессмысленно тут сидеть и плакать. Бессмысленно тут сидеть и плакать. Burada oturup ağlamak çok anlamsız. Burada oturup ağlamak çok anlamsız. İkinci örnek. Он бессмысленно ходил по комнате. Он бессмысленно ходил по комнате. Odanın içinde anlamsız yürüyordu. Yani amaçsız yürüyordu böyle sağa sola baka baka. O anlamda anlamsız yürüyordu. Evet. Şöyle bazı arkadaşlarımız yavaş konuşun diyor. Sağ tarafta aşağıda ayarlar var. Orada kendinize göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Daha yavaş ya da daha hızlı. Çünkü bazılarınıza çok hızlı geliyor. Bazılarınıza çok yavaş geliyor. Ama yani orada bir kolaylık sağlayabilir YouTube size. Sadece kendinizin ayarlamanız yetiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen. Bu kanalın yeni keşfettiyseniz abone olmanızı ve zile basmanızı rica ediyorum. Yeni videoları kaçırmamak için biraz bu aralar işlerim vardı. O yüzden videoyu yükleyemedim ama buradayım. Facebook'tayım. Facebook'taki grubumuza üye olun. Orada yani gün aşırı paylaşımlar yapılıyor. Sorular, yeni bilgiler vesaire. Sağ olun, var olun. Всем удачи. Всем успехов. Те, кто слушает меня, чтобы здесь изучить турецкий язык, вам тоже большое, огромное спасибо. Есть канал «Изучаю турецкий». Можете туда тоже подписаться. Там мы начинаем с нуля. Evet, çünkü buraya Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlar da var. Onlara da seslendim. Evet, herkese başarılar dilerim. Paka paka.